Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizinle EBAN Akademik'teki konu kavrama bölümünde polinom testinin 73. testini çözeceğiz. Hızlıca birinci sorudan başlayalım o zaman. Şimdi ne diyor burada? Bir polinom vermiş ve bize px eksi 6 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi arkadaşlar ben ile bölümünden dediği zaman ne yapıyordum? Burayı sıfıra eşitliyordum ve buradan x'i buluyordum değil mi? Burada bulduğumuz x zaten nedir? Eksi 1. O halde eksi 1 ise bu eksi 1'i getiriyordum. Buraya yazıyordum öncelikle ve eksi 1 yazdığımda ne oldu orası? Eksi 7. Demek ki bana p eksi 7'yi soruyor diyordum. Sonra tekrar yukarıya gidip p eksi 7'yi bulman lazım. Fakat polinomun içini yine karıştırmış. O yüzden direkt eksi 7 yazamazsın. Bu sefer de 2 eksi 3 x'i eksi 7 yapman gerekiyor. Buradan x'i bulacak olursak bunu bu tarafa atalım. 9 yapıyor. Bunu karşıya gönderelim eksi 3 x'i. Buradan da 3 x yapıyor ve x'imiz kaç çıkıyor? 3. Demek ki x yerine yazmam gereken sayı 3'müş arkadaşlar. O zaman gidip polinomu da şuraya 3 yazacağım. 2 çarpı 3'ün küpü artı 4 çarpı 3'ün karesi eksi 14 çarpı 3 eksi 3, öyle değil mi? Şimdi 2 kere 27 ne yaptı? 54. 4 kere 9 36. Burada 14 çarpı 3 52 mi? Yok, 42 yapıyor değil mi? Şunu bir geri alalım. 42 eksi 3. Tamam, şurası zaten ne oldu bakın, şurası eksi 45 oldu. 54'ten 45'i çıkartırsam ne kalacak? 9 kalacak. 9'la da 36'yı topladığımda cevabı 45 olarak bulacağım. İlk sorumuz böyleydi. Şimdi ikinciye bakalım. Burada ne diyor? Polinomu x eksi 1 ile bölündüğünde bölüm qx kalan 0'dır. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar. Yani sen bir A sayısını şöyle düşünürsen, A sayısını B sayısına böldüğünde sonuçta bir C olacak ve her zaman ne olacaktır? Kalan, temel bölme mantığı. Kalan sıfırsa eğer burada ne demek istiyor bana? Px polinomu x eksi 1 ile qx'in çarpımı. Yani başka bir deyişle Px polinomu x eksi 1'e tam bölünüyor. Çünkü x eksi 1, yani px'i şöyle yazacak olursak, gösterecek olursak x eksi 1 çarpı qx, öyle değil mi? Yani sonuçta çarpan bu. Demek ki x eksi 1'e tam bölünüyormuş. Yani ile bölümünden dediği için yine burayı sıfıra eşitleyip x'i kaç buluyorum? 1. Demek ki p1 arkadaşlar tam bölündüğü için 0 olmalı. Şimdi bu bana neyi verecek? Bu bana a'yı verecek. Gidip yukarıda şurada 1 yazalım artık. Ne yazacağız? 3 çarpı 1'in küpü 1 artı 4 çarpı 1'in karesi yine 1 artı a eksi 3 eşittir 0 olmalı dedik. Tamam, burası 3 artı 4 artı a eksi 3'ten eşittir 0. 3'ler gitti. A'mız ne çıktı? Eksi 4 çıktı. Yani a'mız eksi 4 çıktığı için artık polinomu şöyle yazabilirim bakın. Px eşittir. Aslında polinomumuz şuymuş. 3x küp artı 4x kare. A'yı da eksi 4 bulmuştuk. Eksi 7. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? Qx eksi 2 polinomunun katsayılar toplamını. Peki katsayılar toplamı dediği an ben ne yazıyordum? 1 yazıyordum. 1'i getirip buraya yazarsak aslında bana q eksi 1'i sorduğunu görürüm. Peki benim elimde şöyle bir denklem yok muydu? Az önce buldum bunu. Q eksi 1 lazımsa ben de burada x yerine ne yaparım? Her yere. Burada x yerine, x gördüğüm her yere, buraya, buraya ve buraya ne yaparım? Eksi 1 yazarım. O zaman eksi 1 yazınca ne olacak burası? P eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 yaptı ve Q eksi 1 oldu. P eksi 1'i de ne yapacağız? Yukarıda bulacağız yine. Hızlıca bulalım. Eksi 1 yazdığımda şurası ne olur? Eksi 3 olur. Artı 4 olur. Eksi 7 olur. Ve eksi 6 gelecek galiba. Evet. Eksi 6. Eksi 2 çarpı Q eksi 1. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek arkadaşlar. Q eksi 1. Eksi 6 bölü eksi 2'den ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Burada ne diyor? Burada da P
px-1 polinomunun çarpanlarından birinin x artı 1 olması için. Yani diyor ki px-1 polinomu x artı 1'e tam bölünsün diyor. Yine bölümünden dediği için burayı ne yapıyorsun? Sıfıra eşitliyorsun ve x'ini eksi 1 buluyorsun. X'ini eksi 1 bulduktan sonra getirip buraya yazıyorsun. Ve p-2 sıfır olmalı diyorsun arkadaşlar. O zaman yukarıya gidip p-2 yakalamaya çalışacağız. Fakat yine polinomun içerisini ne yapmış? Yine karıştırmış. Yani x artı 1'in eksi 2 olması gerekiyor. X artı 1'i eksi 2 yapıp x'i buradan ne buluyorum? Eksi 3. Yani polinom da şurada eksi 3 yazdığımda sonuç sıfır olmalı. O zaman yazıyorum. Eksi 3'ün küpü artı 2 çarpı eksi 3'ün karesi eksi m çarpı eksi 3 artı 6 eşittir 0 olmalı. Yani burası ne oldu? Eksi 27. Burası 9 kere 2'den 18. Burası eksi ile eksinin çarpımı olduğu için 3m oldu. Artı 6 eşittir 0. Şurası ne yaptı? Şurası eksi 9 yaptı. Şununla birlikte eksi 3 yaptı ve karşıya da 3 olarak gönderdik. 3m 3 geldi. M de buradan 1 geldi. Demek ki m 1 olmalıymış. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada px-3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor bana. Yani yine ile bölümünden dediği için yine bu kısmı sıfıra eşitliyorum. Ve x'imi ne buluyorum? Eksi 1. Bulduğum x'i gidip buraya yazıyorum ve bana neyi sorduğunu buluyorum. Eksi 1 yazınca ne olacak? p-4. Demek ki benim bulmam gereken şey p-4 arkadaşlar. Şimdi yukarıya gittin. Burayı p, yani şu p'nin için eksi 4 yapman gerekiyor. Ne yazman lazım oraya? Eksi 3 yazıyorsun. Eksi 3 yazınca bakın şurası yok oluyor. O yüzden p de ortadan kalkıyor. Bu tarz sorularda yapmamız gereken şey öncelikle bakın şurada zaten bir a bilinmeyeni var. Onu bulmamız gerekecek. Onu da nasıl bulacağız? Eksi 3'ü yaz. Sıkıntı yok. Eksi 3'ü yazalım buraya. Sol taraf 0 olacak komple. Öyle değil mi? Buraya eksi 3'ü yazdığımızda sol taraf komple 0 olacak. Ve 0 eşittir deyip eksi 3'ü sağ tarafa yazalım şimdi. Eksi 3'ün küpü nedir? Eksi 27. Eksi 3'ün karesi 9. 9a oldu. Burası eksi 3 yazınca ne olacak? Eksi 6, eksi 3. Burası da eksi 6, eksi 3'ten eksi 9 geldi. Yani şurada toplamda ne oluştu? Bakın eksi 36 karşıya attın. Yani 9a 36. Yani arkadaşlar a'yı 4 bulduk. Şimdi tekrar yazalım şuraya biz bunu. Px-1 eşittir. X küp. Neyi bulmuştuk? A'yı 4x kare artı 2x eksi 3. Şimdi P1 polinomsa eğer kesinlikle bu artı 3 buraya bölü olarak geldiğinde buna tam bölünüyor olması gerekecek arkadaşlar. Tam bölünmüyorsa bu zaten P1 polinom olmaz. Çünkü neden? P polinomlarında yani polinomlarda kuvvetler hep doğal sayı olmak zorunda. Yani 1 bölü x diye bir şey kalmamız gerekiyor. Şimdi buradaki nasıl böleceğiz bunu? Ya normal polinom bölmesi yapacaksın ya çarpanlarını ayıracaksın. İşte çarpanlarını ayırabiliyorsan işin daha kolay olur ama sanırım burada çarpanlarına ayrılmıyor. O yüzden de ne yapacağız arkadaşlar? Bunu direkt polinom bölmesi yapabilirsin. Onu da görmüş oluruz. Hem burayı ne yapalım? Bir polinom bölmesiyle bulmaya çalışalım. Şu x artı 3'ü tekrar ben buradan sileyim. Yer açalım kendimize. X artı 3'ü nereye yazayım? Şuraya yazayım ve direkt bölelim. Şimdi bölme işlemi yaparken zaten sürekli ilk terimlere bakacağız. X küp var, x var. Buraya ne yazarsam x ile çarptığımda x küp olur. Tabii ki x kare. X kareyi yazdın. Burası ne oldu? X küp. Çarptın. 3x kare. Sonra normal bölme işlemi gibi bunu bundan çıkarıyorsun. X küpler gidiyor. 4x kareden x kareyi çıkardın. Burada ne kalacak? X kare artı 2x eksi 3 aşağı inecek. Şimdi devamında da buraya ne yazmam lazım ki x kare gelebilsin ilk olarak? Tabii ki x yazıyorum. Çarptık oraya ne oldu? X kare artı 3x oldu bakın. Çıkartıyorum. X kareden x kare çıktı. 0. 2x'ten 3x çıktı.
Eksi x. Eksi 3 de aşağı indi. Bakın burada ne var arkadaşlar? Burada eksi x eksi 3. Burada ne var? X artı 3. Yani zaten direkt negatif katı. Eksi 1 katı yani. Buraya eksi 1 yazarsak artık eksi x eksi 3 diye gidecek ve burası 0 olacak. Demek ki ben bunu buna böldüğümde arkadaşlar şu geliyormuş bakın. Yani aslında px dediğimiz yani px eksi 1 polinomu dediğimiz şey şuraya yazayım. Px eksi 1 polinomu dediğimiz şey sadece x kare artı x artı 1'miş. Ve bana ne lazımdı? P eksi 4. P eksi 4'ü bulmak için de eksi 3 yazıyordum. Değil mi? Eksi 3 yazarsam burası ne olacak? 9 eksi 3 artı 1 oldu. E buradan da ne oldu? Eksi 3 yazdığım için 6, 7 çıktı. 7 ışıklarda yok. Ha, pardon, şurada bir hata yaptık galiba. Bakın. Burası eksi 1'i şuraya artı 1 diye taşıdık. Burası eksi 1 olacak. Yani 9 eksi 3 eksi 1 5 olacak. Evet. 4 de böyleydi. 5'e geçelim. Burada ne diyor? Olduğuna göre diyor. Px ve Qx polinomlar vermiş. P'de bir Q, Q'da bir B polinom var. Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Px polinomu lazım bana. Fakat P'nin içinde Q var. Q da şu, öyle değil mi? O zaman onu bir oraya yazalım bakalım. Yani Px'i bir tamamen yazmış olalım. Px eşittir. X artı 2 çarpı Qx yerine şurayı yazalım. X eksi 2 çarpı Bx değil mi? Artı 3 var bakın. Şöyle yazmamız gerekiyor ki onu çarpmayı unutmayalım. Son olarak bir de ne var orada? Artı 5. Şimdi x kare eksi 4 dikkat edersen zaten x artı 2 ile x eksi 2'nin çarpımı. Burada bir şey yakalayacağız. O yüzden şunu bir dağıtalım x artı 2'yi. X artı 2'yi dağıtırsak x eksi 2 ve bx de çarpılacak. Daha sonra da bir de 3 ile çarpılacak dağıttığım için ve artı 5 kalacak. Peki o zaman burası bakın x kare eksi 4 olduğu için arkadaşlar zaten burada bölüm yani kalan olmaz değil mi? Tam bölünüyor. Tam kat çıktı. O zaman kalanımız şurası sadece. 3'ü dağıtalım ne olacaktır? 3x artı 6 bir de 5 var. O zaman cevabımız 3x artı 11 oldu Denizli. Diğer soruya geçelim. 6. soruya bakalım. Px polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı deyince arkadaşlar 1 yazıyorduk. Burada da güzel karıştırmamış. Yani bana P1'i soruyor. Fakat yukarıda yine 1 yazınca bakın ne oluyor? P polinomu ortadan kalkıyor. O yüzden önce bu sorunu çözmen gerekecek. Nasıl? Px'i bir yalnız bırakalım bakalım. Bak bilinmeyen de yok. Bunu bir karşıya atalım. Px bir yalnız kalsın. Öncelikle x eksi 1 çarpı Px. Şunu karşıya attığımız zaman ne olur? Eksi x kare eksi x olur arkadaşlar. Px hala yalnız değil. Ne yapalım? X eksi 1'e bölelim bir de bunu. Üzeri 4 eksi x kare eksi x. Yani bu eğer bir polinomsa illaki buna bölünüyor olmalı bu. Yani x eksi 1'in bir şekilde sadeleşiyor olması gerekir. Bunu da nasıl sadeleştirebiliriz? Bakalım. Şimdi aşağıda aşağıda x eksi 1 olduğu için yukarıda x eksi 1 çarpanı elde etmeye çalışabiliriz ama sanırım ne yaparsak yapalım x eksi 1 çarpanı gelmeyecek. X parantezine bir alalım. 2x küp olsun şurası. Eksi x eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi bak yine x eksi 1 bir şekilde gelmeyecek çarpan olarak. O yüzden mecburen yine polinom bölmesi yapmak zorunda kalabilirsin. Yani bazen işte çarpan olsa bile göremeyebilirsin. O yüzden direkt polinom bölmesi de yapabilirsin. Hiç çarpanla ayırma uğraşmadan. Bir bölelim bakalım. Ne çıkacak buradan? Şimdi şuranın 2x kare olması lazım ki çarptığımızda ne gelsin? 2x küp gelsin. Ve ne olacak? Eksi 2x kare. Çıkarma işlemimizi yapacak olursak. Çıkarma işlemimizi yapacak olursak şunu biraz yukarı çekelim ki sığsın biraz işlemimiz. Çıkarma işlemini yapalım şimdi. 2x küpten 2x küp çıkınca ne olacak arkadaşlar? Burası 0 olacak.
Şurada bakın eksi 2x kare. Yukarıda 2x kare olmadığı için o neye dönüşecek? Artı 2x kareye dönüşecek. Eksi x eksi 1 de aynen aşağı inecek. Şimdi o zaman bu sefer ne arıyorum? Bu sefer öyle bir çarpan arıyorum ki x ile çarptığımda 2x kare versin bana. O yüzden ne olması gerekir? Tabii ki 2x. 2x ile çarpıyorum. 2x kare. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 2x. Ve çıkardığımda da ne oluyor? Bakın. Eksi eksiden dolayı burası artı 2x oluyor. Yukarıda eksi x var. Ve burası ne oldu? X. X 2x kareler zaten gitti. Eksi 1'i de indirdin. Bakın x eksi 1'in içinde x eksi 1 de bir kere olduğu için çarpanların ayırdın. Yani onu da şuraya hemen alacak olursak x çarpı bakın bunu buna böldüğümüzde arkadaşlar bunu buna böldüğümüzde ne geldi? 2x kare artı 2x artı 1. Yani aslında px dediğim polinom buymuş. Peki bana ne lazımdı? P1 lazımdı. O yüzden 1 yazıyorum. 1 yazınca içerisi 2 artı 2 artı 1 5 oluyor. O yüzden cevabım 5 kere birden. Evet 5 çıkıyor. Soru yine polinom bölmesiyle bitti bu şekilde. Şimdi 6'yı da yaptık. 7. sorumuza bakalım. Şöyle yukarı çıkalım. Ne diyor? Yine aynı tarz olduğuna göre px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden hemen sıfırla eşitliyorum. X eksi 1 buluyorum. Bakın buraya yazıyorum. Ve eksi 1 yazdığım için sıfır oluyor. Ve bana diyorum ki p sıfırı soruyor. P sıfır koyduğumda yine P ortadan kalkıyor arkadaşlar. O yüzden ortadan kalktığı için önce şu A'yı bulman gerekecek yine. Sıfırı koyalım. Sol taraf sıfır olsun. Sağ tarafa da sıfır koyduğumda ne olacaktır? Sıfırın küpü artı sıfır. Eksi A eksi 3. Galiba A da buradan direkt 3 geldi. Bakın A'nın 3 gelmesi demek. Şurayı ne yaptı arkadaşlar? Burası yok oldu. Yani ifade şuymuş aslında. X çarpı px eşittir. Ne oldu? X küp artı x. Evet bu biraz daha kolay diğerlerine nazaran. Neden? X direkt şu karşıya bölü olarak gönderdiğin zaman bakın x parantezine aldın. X kare artı 1 bölü x'ten. X'ler ne yapıyor? Sadeleşiyor. Ve px polinomunu sen ne buluyorsun? X kare artı 1'miş. Bana ne lazımdı? P 0 lazımdı. O yüzden P 0 yazıyorsun ve cevabını 1 buluyorsun. Evet 7 de böyle. Arkadaşlar 8 de aynı tarz sanırım. Evet 3 koyduğumda gidiyor mu? Bakalım. Bu sefer gitmiyor. He, farklı bir şey kullanmış sanırım. Çözelim. Bak PX polinomunun X eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor bu sefer. Yine sıfırlıyorsun burayı. Ne diyorsun? X eşittir 3. Buraya 3'ü koydun. Ne çıktı? P3. Yani araman gereken şey P3. Şimdi bak buraya 3'ü koyduğunda 0 olmuyor. Yani ya da P3 aradığın için zaten pardon 3 koyamazsın. Ne koyman gerekecek? 4 koyacaksın. Fakat arkadaşlar 4 koyduğunda süper. 8 çarpı P3 geliyor ama karşıda bak M'yi bilmiyorsun yine. M'yi bilmediğin için bu sefer gitmiyor olsa bile M'yi bulmak için sol tarafı sıfırlaman gerekiyor. Peki sol tarafı nasıl sıfırlayacaksın? Tabii ki şuraya eksi 4 yazdığın zaman sol taraf sıfır oluyor. Şimdi x yerine eksi 4'ü yazarım. Sol taraf sıfır oluyor. Bunu kullanalım. Sağ tarafa da eksi 4 yazarsak eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4m eksi 12. Şu ikisi 4 yapar değil mi? 4m eşittir 4. M'yi buradan ne bulduk? M'yi buradan 1 bulduk. Şimdi artık gidip 4 yazalım. Çünkü bana P3 lazımdı. Gidip 4 yazıyorum. 4 yazınca burası ne oldu? 8 çarpı P3. Artık bölme yapmana gerek yok. Çünkü P3 yok olmuyor zaten. Şimdi 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16 artı M'yi 1 bulduğum için 4 kere 1'den 4 ve eksi 12 oldu değil mi? O zaman P3'ü rahatlıkla bulabilirim. Şimdi burası ne oldu? 20. 20'den 12 çıktı. 8. Ve 8'e de böldün. 8 bölü 8'den 1 geldi. Evet, 9. sorumuza geçelim. Biraz daha büyütelim şöyle. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2 ile bölümünden kalan ile bölümünden yani 2 yazdın. Yani P2'nin eksi 1 olduğunu bulduk bakın. Yani soruyu okurken bir yandan şöyle notlarımızı alalım. P2 eksi 1'miş.
x artı 5 ile bölümünden, yani sıfırlayan ne? Eksi 5. O zaman p eksi 5'i de ne bulduk? P eksi 5'i de bulduk ki bölümünden kalan 13'müş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane bilgi biliyorum ben. P2'nin eksi 1, eksi 5'in de 13 olduğunu ve Px polinomunun bana ne ile bölümünden kalanını soruyor. X kare artı 3x eksi 10. Şimdi bak, Px polinomu ortada yok değil mi? Yazmaya çalışalım bunu. Ben nasıl yazarım? Px polinomu, madem Px polinomunu ben zaten x kare artı 3x eksi 10'a bölüyorum. Sonuçta bir bölüm çıkacak. O bx olsun. Ve bir kalan olacak. Şimdi bu kalan ne? Bakın, neye bölüyorsun sen bunu? İkinci dereceden bir fonksiyona. Öyle, polinoma. X kareli bir polinoma bölüyorsun. O yüzden birinci dereceden bir kalanın olabilir. Belki de sayı da olabilir. Çok önemli değil ama birinci dereceden olacağı garanti. Şimdi burada bildiklerini kullanacaksın. Bak, P2'yi ne biliyorsun? Eksi 1. P-5'i ne biliyorsun? 13. Zaten sana burayı öyle bir veriyor ki, şuradaki ifade şu ikisinin çarpımı oluyor arkadaşlar. X eksi 2 ve x artı 5'in çarpımı, bak, kökleri geliyor. Yani sen buraya 2 yazdığında ne oluyor bak? 2'nin karesi 4, 3 kere 2 6, 10 yaptı. 10'dan 10 çıktı, 0. B'yi bilmene gerek yok. Kayboluyor zaten. O yüzden şimdi P2'yi aradığımda burası ne oluyor bakın? Komple gidiyor ve 2a artı b kalıyor. Peki p2 neydi? P2 eksi 1'di. Şimdi p eksi 5'i yapalım aynı şekilde. Aynı şekilde eksi 5 yazdığında burası yine 0 olacak ve sadece şuraya eksi 5 yazıp eksi 5a artı b eşittir 13 demen yeterli. Çünkü p eksi 5 de 13'tü. Şimdi şurayı eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım ki b'lerden kurtulup a'yı bulalım. Şimdi eksi ile çarptığımda arkadaşlar eksi 7a oluyor değil mi toplamda? Çünkü eksi 2a yukarıda, eksi 5a aşağıda, b'ler gitti. Şurası artı 1 oluyor. 1 ile 13'ü topladık, 14. A'mız burada ne çıktı bakın? Eksi 2. A'yı eksi 2 bulunca hemen kullan. Şurada yaz mesela. Eksi 4 olur burası. Eksi 4 artı b eksi 1. B de buradan 3 gelir. Değil mi? O zaman ben kalanımı bulmuş oluyorum bakın. A'yı eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2x. B'yi de 3 bulmuştuk. Artı 3. Eksi 2x artı 3. Şimdi burada kısaca şunu da yapabilirdim. Bakın, bu aslında işte mantığı böyle, ispatı böyle. Ama bu tarz sorularda arkadaşlar şunu kullanabilirsin. Şimdi bak, x eksi 2 ile x artı 5'in çarpımı burada x kare artı 3x eksi 10 mu? Evet. Sana verilenlerin çarpımı şeklinde verilmiş. O zaman P2 eksi 1, P eksi 5, 13. Hep böyle gelecek zaten. Şıklara git. 2 yazdığında eksi 1, eksi 5 yazdığında 13 olan şıkkı işaretle. Bir tane olacaktır zaten. Bak mesela B bulduk değil mi? 2 yazarsak ne çıkıyor? Eksi 1, eksi 5 yazarsak da 13 çıkıyor. Direkt bu şekilde de yapabilirsin cevabı. Şimdi 9'u da bitirdik. 10'a geçelim o zaman. 10'da da Px polinomunun sabit terimi 7. Px eksi 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 5. Burada yine aynı mantık düşünmüş olabilirler. Ama biraz daha değişik galiba. Şimdi şurayı bir silelim arkadaşlar. Okuyalım. Şimdi sabit terim deyince ben ne yapıyordum? 0 yazıyordum, öyle değil mi? 0'ı yaz buraya, ne oldu? P1. Ben P1'in 7 olduğunu biliyorum. Güzel. X artı 3 ile bölümünden kalan dediği için x yerine yazmam gereken şey ne? Eksi 3. Eksi 3'ü yazıyorum. Ve ne oldu bakın? P eksi 5. P eksi 5 de neymiş? Eksi 5'miş. Güzel. Bana şimdi az önceki kısa yoldan yapalım bakın bunu. Bana ne ile bölümünden diyor? Şu ile bölümünden. 4x eksi 5. Çarpanların ayır bunu. 5, 1 ve şu eksi mi olacak? Değil mi? Ne oldu burası bakın? X artı 5 ve x eksi 1. Şimdi arkadaşlar dikkat edersen eğer, bak, P1, bak, 1 burada kök var. Görüyor musun? Aynı az önceki gibi. Eksi 5. X artı 5'in kökü mü? Evet. Yani sana yine bir iki tane bölümünden kalan vermiş ve o ikisinin çarpımının bölümünden kalanı soruyor.
O yüzden yapman gereken şey ne biliyor musun? 1 koyunca 7, eksi 5 koyunca eksi 5 cevabını veren sayıyı şıkkı işaretlemek. Şimdi 1 koyunca 7 ve A veriyor. Ama eksi 5 koyunca 1 veriyor. Olmaz. Başka 1 koyunca 7 veren D şıkkı da galiba 1 koyunca 7 veriyor. Evet. Eksi 5 koyunca da bakın eksi 10 artı 5'ten yine eksi 5 veriyor. Direkt burada da D şıkkını işaretleyebilirsin. 10. soruyu da çözdük. 11'e geçelim. Pardon, 11 nerede? Yukarıda. Yine bakın aynı tarz. Bunları güzelce öğrenmiş oluruz. Şimdi katsayılar toplamı 11. Polinomunun katsayılar toplamı 11. Yani bak burada direkt px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı. Sabit terimi de 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi katsayılar toplamı deyince ne yazıyordum? 1. 1 yaz buraya ne çıkacak burası? P4. P4 11'miş. Sabit terim. Sabit terim yaz ne diyorduk? 0. 0 koy buraya ne oldu? P3. P3 de neymiş? 7'ymiş. Peki bana ne ile bölümünden kalanı soruyor? Şu ayır çarpanlarına. Bu zaten eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı mı? Evet. O zaman çarpanları şu şekildedir. X eksi 3, x eksi 4 diye. Bakın burada yine 4 bak kökü, 3 kökü. O zaman şıklara gidip 4 koyunca 11, 3 koyunca 7 veren şıkkı yakalamamız yeterli. Şimdi 4 koyunca 10, A şıkkına bakacaksak 11 veriyor. 3 koyunca da 7 veriyor. Güzel. O zaman cevabın direkt A olur. Başka mesela deneyebilirsin. B'ye 4 koyduğunda 3 çıkıyor. Yani bu şekilde sadece bir şık da seni sağlayacaktır. Zaten sen yine az önce ilk çözdüğümüz gibi yapacaksın. Yani buralara yazacaksın. Çarpı BX yazacaksın. Artı AX artı B yazacaksın sonuçta. Ve yine 4, 11, 3, 7'li denklem çözüp AB'yi bulacaksın. Mantığı o yani. 11'de hızlıca geçtik. 12'ye bakalım. Evet, bölümünden 4x artı 3. Şimdi burada polinomu önce bir yazalım. Direkt. Şimdi P3 x eksi 1 polinomunu arkadaşlar ben neye bölmüşüm? X kare artı x eksi 20'ye bölmüşüm, öyle değil mi? Sonuçta bunu buna bölünce bir bölüm polinomu çıkacak. Ve kalanımız da nedir? 4x artı 3. Peki bana neyi soruyor? Şimdi gidip onu bulalım. X eksi 2 ile bölümünden 2 yazman lazım. 2 yazdım buraya. 4 kere 2 8 artı 3 11. Yani bana P11'i soruyor arkadaşlar. P11'i bulmam lazım. Gidiyorum burayı 11 yapacak değeri bulmam lazım. Çünkü şuranın 11 olması gerekiyor. 11 olacaksa arkadaşlar 3x eksi 1'i 11'e eşitledin ve 3x 12 x de buradan ne çıktı? 4. Yani x yerine yazman gereken sayı 4'müş. Yine bakın b'yi zaten bilmediğin için bura her türlü gidecek. Bak 4'ün karesi artı 4 eksi 20 ne oldu? Gitti. 0 çıktı çünkü. O zaman sadece şuraya 4 yazacağız. 4 çarpı 4 artı 3 yani 16 artı 3'ten ne çıktı cevabımız? 19. 13'e geçelim. Evet, bu tarz sorularda da ise yine bölümünden kalan dediği için arkadaşlar hemen ne yapıyorsun? Sıfıra eşitliyorsun bir kere. X kare artı 1 eşittir 0. Ama burada kesinlikle x'i bulmaya çalışmıyorsun. Artı 1'i karşıya gönderiyorsun ve x kare eksi 1'dir diyorsun. Yani normalde karmaşık sayılar haricinde böyle bir şey olmaz ama bunu çok kafaya takmıyoruz. Polinoma gidip x kare gördüğüm her yere eksi 1 yazacağım. X kare gördüğüm her yere eksi 1 yazınca sonuç ne çıkacak? 2x eksi 5 çıkmalı. Şimdi x kare görmüyorsam x küp görüyorum. Hemen onu ne yapman lazım? X kare çarpı x şeklinde yazmalısın ki x kare senin işini görsün. Artı 2x kare artı ax artı b. Şimdi x kare gördüğüm her yere eksi 1 yazdım. Buraya eksi 1. Buraya da eksi 1 yazacağız ve ne olacak burası? Eksi x eksi 2 artı ax artı b eksi 1 yazdığım an kalana eşit olman lazım. Ve 2x eksi 5'e eşitliyorum. Şimdi bundan sonrası da arkadaşlar bildiğim fonksiyonların eşitliği. Sağ tarafta x'in katsayısı 2 ise sol tarafta da x'in katsayısı 2 olmalı.
Burada eksi 1 var. Burada da a var. Yani eksi 1 artı a'nın eksi 1 artı a'nın 2 olmasını isteyeceğim. Sabit sayılar b eksi 2. B eksi 2'nin de eksi 5 olmasını isteyeceğim. O zaman b'miz buradan ne çıkacak? Eksi 3. A'mız buradan ne çıkacak? 3. Değil mi? Sonra bunları çarp diyor bana. Çarpıyorum eksi 9. Diğer soruyla devam edelim. Polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine ne yapman lazım arkadaşlar? Sana ile bölümünden dedilen ifadeyi mecburen bir sıfıra eşitliyorsun. Sıfıra eşitleyince burada büyük olanı yalnız bırak. Yani üstü büyük olanı yalnız bırak ve x kareyi ne bul? X artı 1. Şimdi git denklemde x kare gördüğün her yere x artı 1 yaz. Ama önce tabii ki ne yapacağız? Bu x küpü x kare ve x diye ayıracağım. Sonra bu 2x kare artı x eksi 2. Şimdi yazıyorum bak. X kare gördüğüm her yere x artı 1 yazıyorum. O zaman burası x. Eksi 2 çarpı. Buraya da x artı 1 yazdım. Burası da x eksi 2. Şimdi dağıtalım bakın. Dağıtınca arkadaşlar şurada şurası bir kere x ile x'i çarptım. X kare 3 ile de çarpacağım. 3x kare. Değil mi? Sonra x ile 1'i çarptım. X ve 3x gelecek oradan. Şurayı toparlayalım. Eksi 2x eksi 2 artı x eksi 2. Daha sonra bak burada yine x kare çıktı ve yine x kareyi yerine x artı 1 alabilirsin. Yani x kareden kurtulana kadar x kare gördüğün her yere x artı 1 yazdın. Sonra şunları toplayalım. Bak şurası x yapar, değil mi? X de burada ne yaptı? 2x. Sayı olarak da eksi 4 var galiba. Devam edelim. 3x artı 3 artı 2x eksi 4. Topladın ne oldu? 5x eksi 1. Başka x kare var mı? Yok. Yoksa burada durmak zorundasın. Onun yerine yazabileceğim başka bir şey yok. Zaten 5x eksi 1 ile biter. Zaten bakın ikinci dereceden bir polinoma bölersen birinci dereceden bir polinom çıkması zaten olağan bir durum. Bunu da geçtik. Şuna bakalım şimdi. Polinomu ile tam bölünebildiğine göre AB ikilisi. Bakın yine ikinci dereceden bir ifade verdiği için ben burayı sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitlediğimde de ne oldu? Karşıya attığımda şöyle çıkmayacak mı? X kare gördüğüm her yere 3x eksi 1 yazacağım. Tam bölündüğüne göre x kare yerine 3x eksi 1 yazdığımda arkadaşlar ve tüm x karelerden kurtulduğumda sonucun 0 olması gerekiyor. Şimdi x küpün yerine yine ne yapalım biz? X kare çarpı x yazalım. Ve artı ax artı b. Şimdi buraya da ne yazacağız? 3x eksi 1 çarpı x artı ax artı b. Artık bu sıfır olmalı. O halde şurayı dağıtalım. Yine bakın 3x kare gelecek. Bununla bunu çarptığımda eksi x gelecek. Eksi ax artı b yine sıfır olmalı. X kare gördüğüm her yere yine arkadaşlar 3x eksi 1 yazmak zorundayım. 3 çarpı buraya da yine 3x eksi 1 yazıyorum. Eksi x artı ax artı b eşittir 0. Son olarak dağıtalım bakın 9x olacak. Eksi x 8x. Bir ax de burada var. 8 artı ax olacak. İnşallah hata yapmamışızdır işlem hatası. Sonra sayıyı dağıtalım. Burada 3 ile eksi 1 var. Eksi 3 artı b var. Yani b eksi 3 var sadece. Şimdi burası 0 olacaksa yine fonksiyonların eşitliğinden karşıda x olmadığı için arkadaşlar 8 artı a'yı 0'a eşitleyip a'yı eksi 8 bulacağım. B eksi 3'ü de yine 0'a eşitleyip b'yi 3 bulacağım. O zaman ikilimiz eksi 8'e 3'müş diyeceğim. Evet bir başka sorumuza geçelim. 16 burayı da bitirdik sanırım. Evet sorumuz bitmiş galiba arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.